Bu videoyu yapmadan önce önceki videolarıma göz attım ve fark ettim ki son bir ayda çok fazla olumsuz içerikli video yüklemişim. Nasıl diye soracak olursanız gelin göstereyim. Asla zengin olamayacaksın. 7 sebep. Satın almayı bıraktığım 10 şey. Neden? Günlük al sat yapanların %80'i kaybediyor. Paran değer kaybediyor. Derhal bunu yap. Almamamız gereken para harcanmaması gereken şeylerden bahsettik. O zaman gelin biraz da para harcanması gereken şeylerden bahsedelim. 20'lerinizde para harcamanız gereken 6 şey. Birinci şey size daha fazla kazandıracak olan kariyerinize yatırım yapmak. Biliyorum bu tarz şeylerle çok ilgileniyorsanız aslında duymuşsunuzdur. En iyi yatırım kendine yatırım yapmak. Tamam farkındayım. Ama bunu dışlasaydım ne kadar önemli olduğunu belirtmeseydim kendime yalan söylemiş olurdum. Ben kendi uzmanlaşmak istediğim alanlara ödediğim paralar için, mesela ekonomi için ya da yabancı dile ödediğim paralar için iyi ki harcamışım diyorum. Gayrimenkul yatırımcısı olmak istiyorsanız bu bir emlak sertifikası olabilir. Ticaret yapmak istiyorsanız e, ticaret kursu olabilir ya da iş kurmak istiyorsanız girişimcilik kursu olabilir. Eğer ne yapacağını bilmiyorsan sıfırdan başlıyorsan önemli olan burada kendi tutkunu keşfetmek ve onun peşinden gitmek. 20'lerinizde genç yaşlarda yapacağınız kariyer yatırımı sizin ömür boyu gelirinizi arttıracak kariyerinizden yani buradan gelen parayla yatırım yapacaksınız. Yatırımdan gelen parayla tekrar kendinize yani kariyerinize yatırım yapacaksınız. Böylece servetiniz çığ etkisiyle büyüyecek. Bu şekilde istediğiniz paraya ulaşınca çalışmadan yaşayabilecek kadar paraya ulaştığınız zaman isterseniz yatırımlarınızla yaşayın, isterseniz de çalışmaya devam edin. Orası size kalmış. Eğer kaybolmuş hissediyorsanız, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız Size kitap tavsiyesi verebilirim. Zengin Baba, Yoksul Baba, Düşün ve Zengin Ol ve 4 saatlik hafta kitaplarını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bunlar böyle teknik bilgilerle dolu bir alanda uzmanlaşabileceğiniz akademik kitaplar değiller. Ama yol göstermede, kişiyi motive etmede mükemmel kitaplar. Bu kitaplar yeni başlayanlar için mükemmeller. Ne dediğimi okuduktan sonra anlayacaksınız. Listemdeki para harcaması gereken ikinci şey, iyi bir laptop. İyi bir dizüstü bilgisayar bence sizin yatağınız kadar, ayakkabınız kadar, telefonunuz kadar önemlidir. İyi bir laptop size her alanda yardımcı olur. Benim için çok önemli çünkü gelirimi buradan elde ediyorum. AutoCAD, Photoshop gibi bir sürü kariyer için günlük hayatta da kullandığımız programlar var. Bunları en iyi kullanabileceğimiz yerde bilgisayardır. Koltuğun altına koyabilirsiniz, rafa kaldırabilirsiniz, çantanızın içine koyabilirsiniz, istediğiniz yere de götürebilirsiniz. Yani bu demek oluyor ki işinizi istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. İnsanın sahip olduğu varlıklar gelirini arttırır. Nasıl? Çiftçi için traktörse, aslında çiftçi için bile internet çünkü günümüzde her şey buna kayıyor. Sahip olduğun alet edevatlar senin üretkenliğini arttırıyor. Bu yüzden laptop benim için önemlidir ve para harcamaya değerdir. Aslında tüm bunların üstüne bir de ikinci elde satış değeri var. Yani iyi bir laptop alırsanız bundan birkaç ay sonra birkaç yıl sonra yine aldığınız fiyatın üstüne satabilirsiniz. Yani iyi bir şekilde hızlı bir şekilde ve makul bir fiyata satabilirsiniz. Çünkü ülkemizde birkaç ayda bile bilgisayarlara teknolojik aletlere %40 %50 zam geliyor. İlk başta iyi bir laptop alacak kadar paranız yoksa daha makul bir şeylerle başlayabilirsiniz. Üçüncü madde iş kurmak veya iş kurmanın temellerini atacak bir şeyler yapmak tutma şansı sadece %10 olan bir iş için kredi çekip yüklü bir kredi borcunun altına girip iş kurun demek mantıksız olur. Bunu kastetmiyorum. Ama bence gençler iş kurmayı, girişimci olmayı gözünde fazla büyütmemeliler. Bunlar o kadar uçuk şeyler değil ve iş sahibi olmak için bir şeyler yapmalılar. Bence ülkemizdeki sorunlardan biri de gençlerin iş kurmaması. Bir ülkede ne kadar çok girişimci olursa o kadar fazla şirket olur ve o kadar fazla istihdam sağlanır ve bu şekilde işsizlik düşer. Bizim eğitim sistemimiz okula git, üniversiteye git, diploma al, başkasının yanında ölene kadar çalış, genellikle 3 kuruşa. Genç yaşta iş kurmak sizin finansal olarak hedeflerinize çok ama çok erken ulaşmanızı sağlar. Genç yaşlarda başarısız olmak daha güzel. Çünkü eğer başarısız olursanız da bunu telafi edebileceğiniz yani çok uzun bir ömrünüz var. Sürekli bilgisayar oyunları oynarsanız, hedeflerinizi her daim ertelerseniz acı ama gerçek. Ben size söyleyeyim, hedeflerinize hiçbir zaman ulaşamayacaksınız. İş kurmanın birçok avantajı var. En başında kendin için çalışıyorsun. Yani ne kadar çok çalışırsan çalış, patronun değil, sen zengin olacaksın. Başarılı olmak istiyorsan git çalış ve başarılı ol. E, i̇şe de e, değer vererek senin işini daha yükseğe çıkaracak insanları işe al. Bu şekilde. Hem de topluma faydan olsun. Bu yüzden iş kurmanızı, girişimci olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Başarısız olsanız bile bundan çok şey öğrenirsiniz. Ve bir sonraki girişiminizde daha tecrübeli olduğunuz için riski en aza indirirsiniz. Dördüncü madde garimen kul yatırımı. Sakın maddeye geçmeyin garimen kul alacak param yok diye. 100 lirayla bile garimen kul yatırımı yapabilirsiniz. Eğer doğru bir şekilde yatırım yapmak, paranızı katlayarak cebinizde tutmak istiyorsanız doğru bir emlak seçimi çok önemlidir. Çünkü nüfus sürekli artıyor. Mağaralarda yaşamadığımız sürece evlere her türlü gayrimenkule ihtiyacımız olacak. Bir sonraki videoda gayrimenkul yatırımından para kazanmanın 8 farklı yolundan bahsedeceğim. Kanala abone olup yandaki zile de tıklarsanız bu ve bunun gibi videoları kaçırmazsınız. Maddenin başında dediğim gibi eğer ev alacak durumunuz yoksa kredi de çekemiyorsanız GYO'lara yatırım yapabilirsiniz. Nasıl olur anlatayım. Çok basit gayrimenkul yatırım ortaklıkları var. Hisse senedi alır gibi gidip buraya yatırım yapıyorsunuz. 100 lira da olsa 1000 lira da olsa hiç fark etmez. Bu şekilde yatırım ortaklıkları sizlerden, yatırımcılardan topladığı paralarla gidip gayrimenkul yatırımı yapıyor. Ve bu şekilde değerlenirse sizde kar etmiş oluyorsunuz. 20'lerinizde para harcamanız gereken 5. şey ise yatırım yapmak. Zengin olmanın servet inşa etmenin yolu yatırımdan geçer. İster 50 lira ister 50 bin lira hiç fark etmez her miktarda parayla yatırım yapabilirsiniz. İster altın alın, ister gümüş, ister e, hisse senedi, ister kripto para, ister döviz hiç fark etmez. Kanalda bunlarla ilgili bir ton video var. Ama ne olursa olsun yatırım aracı ne olursa olsun bir an önce yatırım yapmaya başlarsanız finansal özgürlüğünüzü o kadar erken kazanırsınız. Elinize geçen en ufak bir parayı akıllıca kullanın ve bununla yatırım yapın. Bir Starbucks kahvesi 10 lira her gün 10 lira kenara ayırarak güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Asla küçümsemeyin. Bu arada günde 10 liraya milyoner olmak isimli bir videom var. Onu da bu videoyu bitirdikten sonra izlemenizi tavsiye ederim. Elbette clickbait değil. Gerçekten rakamlarla anlattım günde 10 liraya nasıl milyoner olunacağını. Kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten clickbait gibi şeylerle işimiz olmaz. Günde 10 liraya ufak ufak yatırım demişken 6. ve son madde bireysel emeklilik. Kısacası bireysel emeklilik sistemi şudur. Siz her ay mesela atıyorum 100 lira biriktiriyorsunuz. Devlet buna karşılıksız olarak 25 lira üstüne ekliyor. Ama siz bu hesapta biriken parayı yaşınızı doldurmadan çekerseniz devlet size karşılıksız verdiği paradan kesinti yapar. Bu kadar basit. Az önce 10 liraya Starbucks kahvesi örneği vermiştik. Gelin size bir şey göstereyim. Eğer her gün 10 lira ayda 300 lira bireysel emekliliğe yatırım yaparsanız gelin hesaplayalım ne kadar paranız olur. Eğer 18 yaşından 56 yaşına kadar ayda 300 lira birikim yaparsanız 56 yaşınıza geldiğinizde 123 bin lira biriktirmiş oluyorsunuz. Tabi bu e, devletin katkısını almadan. Ek olarak da bireysel emeklilik sisteminin size fazladan 206 bin lira getirisi olmuş oluyor. Yani toplamda 329 bin liranız oluyor 56 yaşınıza geldiğinizde. Benim fikrimi soracak olursanız ben tercih etmiyorum. Başka yatırım araçlarını daha çok seviyorum. E, bireysel emeklilik benlik değil. Ama siz asla para biriktiremeyen, asla yatırım yapamayan, eline en ufak bir para geçtiği zaman onu harcayan biriyseniz bireysel emeklilik sistemi sizin için faydalı olabilir. Hepsi bu kadar. 20'lerinizde para harcamanız gereken, benim için faydalı olan 6 şeyden bahsettiğim Tabi bu 18 yaşında da olsanız 30 yaşında da olsanız uygulanabilir fark etmez. Genç yaşlar çok önemli. Bu yaşlarda alacağınız en ufak karar sizin geleceğinizi büyük ölçüde etkileyecek. Bu yüzden zamanınızı akıllıca kullanın, paranızı akıllıca kullanın ve yatırım yapın. Yaşınız daha küçükse bunlar size aşırı geldiyse hiç canınızı sıkmayın. Ufak ufak adım adım başlayın. Kendinizi geliştirin. Her gün bir önceki güne, düne göre daha iyi olmaya çalışın. Büyük hedefe ulaşmak için küçük hedefleri başarın ve videoyu faydalı bulduysanız beğeni butonunu parçalayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelen videoları kaçırmamak için abone olmayı ve yandaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.